değerli kaptanlarım, Mercedes-Benz seyahat otobüslerinde sunulan güvenli sürüş asistanlarından bir tanesi de dur kalk asistanıdır. Dur kalk asistanı otonom sürüşün başlangıcı diyebiliriz. Bu sistemi devreye sokmak için adaptif hız sabitleyici tempomatı devreye soktuğumuzda sistem otomatik olarak çalışacaktır. Özellikle şehir içi yollarda, otogar giriş çıkışlarında, bayram dönemlerinde trafik yoğunluğu arttığında sık dur kalklarda sizin yükünüzü azaltarak kondisyonunuzun artmasını, dolayısıyla trafik güvenliğinizin artmasını sağlayacaktır. Hocam, bu oldukça aslına bakarsanız şoförü rahatlatan bir şey, değil mi? Hocam, özellikle şehir içi çok sık dur kalk olan hatlarda kaptanımızın sık sık frene basmak, gaza basmak, vites değiştirmek gibi defalarca yapmış olduğu hareketleri azaltıyor. Dolayısıyla kaptanın daha az yorulmasını sağlıyor. Dönüş kondisyonunun artmasını sağlıyor. Sadece kaptanımız direksiyonu kumanda ediyor. Böylece yola konsantrasyonu ve trafik emniyeti artmış oluyor. O bakımdan çok güzel bir sistem. Otonom sürüşün başlangıcı diyebiliriz. Hocam, aslına bakarsanız bu sistem devredeyken biz ne gaza basıyoruz ne frene basıyoruz. Doğru anlıyoruz, değil mi? Evet hocam. Bu sistemi devreye aldığımızda kesinlikle ne gaza basıyoruz ne frene basıyoruz. Araç öndeki aracı izliyor radar sensörü vasıtasıyla. Öndeki araç yavaşlarsa bu da yavaşlıyor. Öndeki araç tamamen durduğunda frene basarak duruyor. Kaptan bu arada sadece direksiyonu kumanda ediyor. Peki hocam, bu aracımız öndeki araçla olan mesafesini ne kadarlık bir seviyede koruyor acaba? Başlangıçta standart takip mesafesiyle yapıyor mesafe takip tempomatında. Ancak şehir içi trafikte biraz daha yakın takip yapıyor. Yaklaşık 4-5 metrelik mesafede duruyor öndeki araç. Güvenli sürüş mesafede duruyor aslına bakarsanız, öyle değil mi? Evet. Ve öndeki araç 2 saniye içerisinde kalkarsa gaza basıp hareket ediyor aracımız. Eğer öndeki aracın hareketsiz kalma süresi 2 saniyeden fazla olursa o zaman kaptanımızın gaz pedalına bir dokunup ilk hareketi vermesi lazım. Bu sistem devredeyken gaza dokunup harekete geçirdikten sonra yine sistem devreye giriyor. Yine daha önce mesafe takip tempomatında hafızaya alınmış olan hıza göre aracı hızlandırıyor. Yani sürekli kaptanın gaza basmasına gerek kalmıyor. Bu sistemde bir önceki videolarda anlattığımız gibi tek tuşla aslına bakarsanız devreye aldığımız önemli sistemlerden biri herhalde. Doğrudur Fahir Hocam. Tek tuşta hem PPC'yi hem ACC adaptif hız sabitleyici mesafe takip tempomatını hem tempomatı hem de dur kalk asistanını devreye sokmuş oluyor. Peki hocam, biz bu sistemi kullanırken dikkat etmemiz gereken başka özellikler de var mı acaba? Var hocam. Bu sürüş asistan sistemlerinin tamamı neredeyse araç hızı 15 km hızın üzerindeyken devreye giriyor. Ancak bir diğer uyarı da kaptanlarımıza şu olmalı. Evet, bu sürüş asistan sistemleri bizim hayatımızı kolaylaştırıyor, güvenliğimizi artırıyor. Ama unutmamalıyız ki her zaman sorumluluk kaptanlarımızda, fiziki şartları ve sistemlerin çalışıp çalışmadığını kaptanlarımızın kontrol etmesi gerekir. Ve gerekirse sürüşe müdahale ederek, sürüş asistan sistemlerini devre dışı bırakarak kendisi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Hocam, dur kalk asistanını da yaptık. Artık Çanakkale'den de ayrıldık. Rotamız Bursa. Yolumuz açık olsun. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.